Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Barcelona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak olan 5 önemli model listeliyoruz. Üstümüze Huawei ile başlayalım. Mate 10 Pro modeliyle birlikte 2017 yılında oldukça başarılı iş çıkartan Huawei, Barcelona'da düzenlenecek olan fuarda da P20 ve P20 Plus modellerini tanıtacak. Bu iki modelin en dikkat çekici özelliği ise arka tarafta barındıracağı 3 tane ana kamera olacak. Bu kameralar toplamda 40 megapiksel gibi oldukça büyük bir çözünürlüğe sahip olacak. Ayrıca 5x'lik hibrit zoomla birlikte de dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyacak. İşlemci noktasında Mate 10 Pro ile birlikte gelen Kirin 970 işlemcisini P20 ve P20 Plus modellerinde görebiliriz. Ön kamera noktasında da tam 24 megapiksellik oldukça başarılı bir kamerayla P20 ve P20 Plus modelleri tanıtılabilir. Barcelona'da tanıtılması kesinleşen telefonlardan bir tanesi ise Galaxy S9 ve S9 Plus modelleri oldu. 25 Şubat tarihinde yani fuardan bir gün önce resmi lansmanı yapılacak olan telefon Snapdragon 845 ve Exynos 9810 işlemcilerine sahip olacak. Ancak ülkemizde Exynos 9810 işlemcili modelin yer alacağını söyleyelim. Galaxy S9 Plus modelini farklı kılacak detaylardan biri ise arka tarafta çift kameraya sahip oluşu olacak. Burada 12 megapiksel'lik iki tane kameradan bahsediliyor ve bu detaylar artık netleşti diyebiliriz. Ancak arka taraftaki kameralardan bir tanesinin f1.5 ve f2.4 diyafram açıklığı arasında değişkenlik göstereceği de bekleniyor. Bu da dünyada ilk olma özelliği taşıyabilir. Galaxy S9 modeli ise arka tarafta bir tane 12 megapiksellik kamerayla karşımıza çıkacak. Bu kamerada f1.5 ve f2.4 arasında diyafram geçişi sunabilecek. Bu da gerçekten dikkat çekici bir özellik. İşlemci noktasında zaten detaylardan bahsetmiştik. Ekran noktasında yine 18'e 9 ekran görüntü oranı ve QHD Plus ekran çözünürlüğünü yine bekliyoruz. Bu da netleşen detaylar arasında. Bellek noktasında ise 4 GB ve 6 GB seçenekleri S9 ve S9 Plus olarak karşımıza çıkacak. Depolama noktasında ise 64, 128 ve 256 GB gibi 3 farklı seçenek bizleri bekleyecek arkadaşlar. Batarya noktasında ise 3000 mAh kapasite S9 S9 Plus için ise 3500 miliamper saatlik batarya bu telefonla bütün kullanıma sunulabilir. Listemizin 3. sırasında LG var. LG geçtiğimiz sene G6 modelinde bir önceki yılın Snapdragon 821 işlemcisini kullanıp gerçekten çok fazla eleştiriye maruz kalmıştı ki bu eleştiriler gerçekten haklı eleştirilerdi. Ancak G7 modelinde ise bu eleştirilerden dersini aldığını düşünüyoruz ve ortaya çıkan iddialar doğru olursa ve gerçekleşirse LG G7 modelinde yeni nesil Snapdragon 845 işlemcisini göreceğiz. Telefonun ekran boyutuyla ilgili çeşitli söylentiler var. Bizim en büyük beklentimiz 5.7 inçlik bir ekranla gelmesi yönünde. Ancak G7 Plus modelde konuşulan detaylar arasında yer alıyor. Bu telefonun ekran boyutu ise 6.1 inç boyutunda olabilir arkadaşlar. Bu da tabii gerçekleşmesi beklenen muhtemel gelişmelerden bir tanesi. Biliyorsunuz LG arka tarafta uzun zamandır çift kamera kullanıyor. Bir tanesi geniş açı, bir tanesi standart açı. LG g modelinde iki tane arka kamera bir tanesi geniş açı, bir tanesi standart açılı olacak ve ön tarafta ise yüz tanıma özelliğiyle birlikte güvenlik seviyesini arttırmış bir ön kamera yer alabilir. Ve gelelim Sony cephesine. Yıllardır omnibalans tasarımıyla özellikle rakiplerinin oldukça gerisinde kalan Sony'nin 2018'de Barcelona'da düzenlenecek olan fuarda yeni tasarımıyla birlikte bir amiral gemisi tanıtması bekleniyor. Bu modelin ise Xperia XZ2 olması oldukça muhtemel. Bu telefonda yeni bir tasarım görebiliriz. Tabi bu tasarım ne kadar değişir? Bu büyük bir soru işareti. Şu ana kadar herhangi bir hızdırılmış veya resmiyete biraz daha yakınlaşmış bir görüntü yok. Ancak teknik detay noktasında yine Snapdragon 845 işlemcisi, 4 GB RAM, 5.5 inçlik bir ekran bekliyoruz. Tabii bu da telefonun beklenen özelliklerinden bir tanesi. 2017 yılında piyasaya çıkardığı XZ1 ve XZ Premium modellerinde tek arka kamera kullanan Sony'nin XZ2 modelinde çift arka kameraya geçmesi de beklediğimiz detaylar arasında yer almakta. Son olarak Nokia'ya değinelim arkadaşlar. 2017 yılında akıllı telefon dünyasına bomba gibi bir dönüş yapan Nokia 2 2018'de Şubat ayında Barcelona'da düzenlenecek olan fuarda Nokia 9 modelini tanıtabilir. Rakamlara baktığımızda Nokia 9, Nokia serisinin en üst modeli olarak nitelendirilebilir ki teknik özellikler noktasında da benzer şeyler bekliyoruz. Snapdragon 845 işlemcisiyle gelmesi muhtemel olan Nokia 9 modelinde RAM miktarı ise 4 veya 6 GB olabilir. Nokia 9 modelinde beklediğimiz bir diğer yenilik ise ekran görüntü oranında. Biliyorsunuz rakipler artık 18'e 9 ekran görüntü oranıyla telefonları fazlaca çıkartmaya başladılar. Nokia cephesinde de bu furyanın ilk modeli Nokia 9 olabilir. Yani bu modelde 18'e 9 görüntü sunan bir telefonla karşılaşabiliriz. Bu da telefonun diğer detayları arasında yer alıyor. Tabii ki arka tarafta çift kamera ve ön tarafta da oldukça başarılı bir selfie kamerası bizleri bekliyor. Evet arkadaşlar bu videomuzda Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen 5 önemli telefon modelini sizler için listeledik. Şifre net olarak zaten Barcelona'da fuar boyunca orada yer alacağız ve bu tanıtılan yeni modelleri sıcağı sıcağına sizlere aktarmaya çalışacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.